Herkese merhabalar. Cumhuriyetin 100. yılında bugün çok özel bir konuğumuz var. Kendisi üniversiteden de benim hocam, profesör doktor İlber Ortaylı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Cumhuriyet'in 100. yılında Cumhuriyet'ten konuşacağız bugün. Evet buyurunuz. Hocam Cumhuriyet tabii bir modernite projesi, evet. inkılaplar. Bunu sizin özellikle imparatorun en uzun yüzyılı kitabında hı hı. Osmanlı modernleşmesini çok güzel özetliyorsunuz. Tamam. Nereye koyarsınız bunu? Bütün Türk modernleşmesi için bir kırılma Cumhuriyetin mıdır? Cumhuriyet'in modernleşme için, bizatihi Cumhuriyet olduğu için modernleşme ile ilgili bir alakası olmayabilir. Çünkü maalesef 20. yüzyılda bir takım yeni cumhuriyetler... Ki dünyanın çoğunluğu monarşilerin ekserisi karşısında, hepsi için demiyorum, ekserisi karşısında başarılı imtihan veremediler. Yani özellikle Avrupa'daki monarşiler çok daha sağlam bir devlet düzeni, vatandaş hukuka, teminatı hayat, teminatı maliye, sağlık açısından daha iyi rol oynadılar. Bu çok açık. Orta şarkta bile krallıkların yani eski klasik diyelim çöl nizamı içindeki küçük krallıkların yeni kurulan cumhuriyetçilerden, cumhuriyetlerden daha kendine göre bir kanun, nizam, ahlak güvencesi içinde olduğu açıktır. Yani bunu itiraf etmek lazım. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin durumu değişiktir. Türkiye Cumhuriyeti bir kere eski bir devlet ananesinin ürünüdür. O cumhuriyeti kuran insanlar, başta kurucumuz olmak üzere, bütün memur kadroları, katılanlar eski devletin getirdiği gelenekler içinden çıkarlar. Yani Osmanlı taşrasının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderen insanları, mebusları ilk defa böyle bir şey görmüyorlardı. Yani her zaman için bir mahalli kurullar seçimi vardı. Bir ve özellikle. anı vardı falan. Onun için dolayısıyla onlara böyle meclis, mebus falan yeni bir olay değil. Ya aynı insanlar geliyor, o sayım yapılmadı. veya işte onları gören, bilen insanlar geliyor. O bakımdan bunların üzerinde hep duracağız. Yani bu Türkiye Cumhuriyeti'nin değişik bir konumu vardır. Bunu hukukçular değilse de siyaset bilimcileri saptırdı Türkiye'de. Yani böyle bir üçüncü dünya cumhuriyet modeli falan yani bunların etrafında oturarak böyle bu işleri mütalaa etmeye kalkıyorlar. Doğru değil anlayamazsın. Çok ki. kategorize ettikleri ha, için. Çok kategorize edersin anlayamazsın. Yani ayrı bir yerde bakıyorsun işe olmaz. Çok önemli ki bugün bütün onlar tartışılan şeyler siyaset bakımından. Cumhuriyet kelimesi Türkiye'de yeni. Cumhuriyeti kullanan dünyada da yeni. Bizim dedi ki bir Azerbaycanlı dostumuz, yani emniyet ediyor Respublika'ya Türkçe değil diyorsunuz. Peki öyle Cumhuriyet, cumhuriyet de Türkçe dedi. mi dediler? E Türkçe, Türkçe. Çünkü Cumhuriyet diye bir kavram yok Arapçada, İran'da yok. Cumhur cumhuriyete kolay geçecek bir laf değil. O da people gibi, le gibi bir kelime. Respublika yani, da evet, zaten Latince. Respublika da o başka anlamda bir anlamda şey. halk şeyiymiş ama o sonra zaman içerisinde döne 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 hele Fransız ihtilalinden sonra tamamıyla çağımızın cumhuriyeti bir şey oldu. Vatandaş cumhuriyeti oldu. Çok önemli. Şimdi bu Amerika'da, Birleşik Devletler'de bu vatandaş cumhuriyeti, vatandaş devleti açık bir fikir. Yani hiç onun tartışılacak yanı yok. Fakat o adamlar o kelimeyi o kadar sevmiyorlar. Yani o şeyler, küçük cumhuriyetler state. Şimdi öbürü de state birliği oluyor. Bizim eyalet dediğimiz şey aslında devlet. Republican devletli. zihniyet var. <laughs> İşin tuhafı muhafazakar zihniyetin adı Republican. Fakat böyle bir kelime geçiyor. Ama bu kelime, bu kavram böyle Fransa'da, Türkiye'de falan olduğu gibi değil. Onlar kullanmıyorlar evet. Evet, çünkü yani Fransa'da adam der ki 40 yıldır cumhuriyete hizmet ediyorum. İşte şu Ya da 3. republik, Trozheim republik der. Biz cumhuriyetimiz der falan böyle çok önemli bu. İtalya'da bile böyledir ki daha federal yapılı bir memleket aslında. Doğrudur bu. Yani bunlar çok önemli şeyler. Federalizmin olduğu yerde de zaten cumhuriyet lafı o kadar kutsiyet kazanmaz. Önemli. Evet. Bu verdiğiniz örnekten ya, olmuş. Yani. Evet. Yani böyle herkes Landster, Landel eder. Evet. Bilmem ne var. Bakan. Ama ya Türkiye'de da bunda falan çok önemli. Republik gibi şeyler Evet. Söylüyor. Yahut ne bileyim Sovyetler Birliği'nde Republik kelimesi vardır. Respublika ama e, iş savetin üzerinde, kurulun üzerinden gider diyen değil mi? Bütün vatandaşlık, kültür, devlet şey falan, o anlam demekti. Cumhuriyet sözü Türkiye ve etrafta daha yayıldı. Daha önceden var ama benzer bir <laughs> Cumhur <gülüyor> devleti diyor bazen olsun Cumhur Devleti de Aynı diyor. Aynı şey. Venedik Cumhuru diyor. O bile oturtamamıştan. Venedik Cumhuriyet, Respublika, evet. Serellis. Aristokratik yani. devlet ama devlet. Olsun. Evet, olsun. olsun. Mesela Polonya, Jeşpospolita. Onun içinde Cumhur ifadesi. O hocam. da Cumhuriyet. Yani kral var başında ama Cumhuriyet. Neyin Cumhuriyeti? Bir takım oligarkların. 5000 kişi seçiyor şurayı. Çok büyük bir miktar o. 5 bin. Onların içinde Kırım mırzaları da var. Burayla kavga edip oraya sıvı. Onları da entegre edebilmiş yani, değil mi? Etmiş çünkü onlar Litvanya Rusya ile savaşmışlar saflarında falan buraya bağlanmışlar etmiş onlar da rey veriyor büyük şehime şimdi çok az adam var ama veto hakları var onun için. O büyük. da Fransızlı gibi estetlerden mi, etalardan mı yoksa Hayır, tek veriyor? Hayır, onlar o 5000 kişilik büyük şuranın adamları. Tabii fiiliyatta onların hepsi bir şeye dayanıyor, bir kuvvete dayanıyor. Öyle herkes onların arasına giremiyor. Yani bir sürü kapitalist vardır da 5-10 tanesi çok üsttedir değil mi? Onun gibi bir şey bu. Onun için Polonya Cumhuriyeti'nin ne olduğunu, krala rağmen niye cumhuriyet olduğunu ve o cumhuriyet şey şeyimin yani e, çok önemli bir şey. Parlamento Parlamentodur işte. O şeyimin niye böyle veto yetkisi olduğunu falan izah ediyor. Zaten bu 18. yüzyıldaki tartışmalardan biri de Polonya'nın absolutizm mutlakiyete geçememesinin önünde bu hep hep e, şeyimin mutlakiyet yok olan olamaz bu veto hakkı olduğu için. Geçseymiş belki daha başka. Tabii bir onu şeyler. yapamayan ülkeler büyük problem. Bizde de Tanzimat'ın en önemli şey. Peki bu cumhuriyeti kuran kadrolar hani çok eğitimli, şaşırtıcı şekilde. Birçok konuşmanızda da belirttiğiniz bir Türkiye'de şey. Türkiye'de yaygın bir sistemdir. Yani kabiliyetli insanlar bir şekilde eğitilir. Yani bir çok etkileyici. Çünkü okula herkes gider İmamın önüne. O böyle namaz gibi bir şey. Yani Oradan çulsuz, fakir, ne arıyorsun meyik okulda demezler. Yok böyle bir şey. Herkes gelir. Çok egaliter o anlamda değil mi? Egaliter çünkü herkesin oraya gelmesi çok memnun eder herkesi. Yani herkes Elif Bayi öğrenecek, Kur'an öğrenecek falan. Onun içinde de çalışmaya, zekaya falan nasipse e gider o. Gider. Orayı bitirdikten sonra vay bu çocuk yazık şimdi bu esnaf mı olacak derler. Mahalleli alır onu bir yeri taşır. Bu hatta dışarıdaki Türk toplulukları kitaplarında çok yaygındır. Mesela Kazan Reisi Cumhur'u olan Sadri Maksudi Arsal değil mi? Burada da profesör mebus falandı. E bu bir köy imamının oğlu. Yani çok kabiliyetli olduğu için işte o Kazan ayağını bunları toplayıp okutuyor. Hem de nerede? Sırf Rusya'da değil Fransa'ya falan yolluyor. Öyle. Bu ilk işte o kuşakta da çok Kuşak, var yurt dışında e okuyan. Işte Zeki Veli de aynı şekilde Gasparinski aynı şekilde İsmail Gasparalı böyle bunlar. Bir şey Orta Asya'daki ve Azerbaycan'daki cemiyetler içinde bu söz konusu. Okuturlar. Yani Mehmet Emin Ali Paşa Mısır içerisinin kapıcısının evet, oğluydu. Yani. Orada çul satıyordur bir de kenarında işte. Aileyi nasıl geçindiriyor Allah biliyor. Fakat çocuk okuldan sonra okul görmemiş mahalle okulundan sonra. Babali'ye çırak yollamışlar. O ne demek kağıt bak, gibi orada? Değil mi? Öğrenecek işte kağıt, kalem işleri öğrenecek, yazmayı öğrenecek, kopya. O kadar zeki adam ki Fransızcayı da orada öğrendi. Mesela o Fransız Lamartin diyor ki tabii Fransa'da okumuş benim kadar düzgün Fransızcası var diyor. Yani enteresan bir yapı. Ee, öyle. Bu Paris'te bulunmadı adam. Yani bu şey Atatürk'ün askeri okulda aldığı eğitim falan onunla ilgili hatıralara falan baktığınızda da. 80 subay öyle. Yani zaten birinci meslek konuşmaları şimdi artık koydular da şey okuyunca çok şaşırıyorsunuz. Konuşulan bazı şeylerdeki konuşulan derin derinlik. Bazı hitabet tarzı. Şimdi mesela evet nutuk güzel, açık bir Türkçe değil mi? Yani birkaç kelimeyi dibine korsan hepimiz okuruz. Evet okuyup anlayabiliriz. Fakat adamın nutkun içinde bir şey var. Onu Murat Bardakçı bulmuş. Bu mu diye evet bu dedim. Çünkü bu padişaha gösteriliyor sana değil. Ona vereceği layiha, ona vereceği hitap tarzı hakikaten şey yani bir heyula yani böyle. Fakat o orada kendi kitabet kudretini, kendi lisan kudretini gösteriyor. Çünkü son padişah Vahdettin'in aksine çok gerçekten koyu bir Osmanlıca biliyordu koyu Osmanlıca biliyor, hukuka düşkün. İkinci Abdülhamit öyle çok koyu Türkçe falan bilen biri değil, hataları bile var. Yani o daha pratik bir Türkçe taraftar onun için. Yani o şeye bakınca Batı kültüründe de özümsediklerini görüyorum. Mesela Cumhuriyet fikri de sonuçta, ya yani bunun arka planı ne? Batı'da ne okuyor bu insanlar? Yani hangi Batılı fikirlerden? Mesela aydınlanmadan çok... Batı'daki aydınların, devlet adamlarının da hepsinin ne okuduğu belli değildir. Şimdi mesela Rusya'da Gorşakov çok iyi bir lise de okudu. Puşkin'in okuduğu lisede okudu. Sınıf arkadaşı onun hariciye vekili. Bu tam bizimkilerin akranı ve paraleldir hayatları. Rusya'nın Dışişleri Bakanı. 80'de bitti hayatı. Evli altıda doğdu. Piyasaya parlak bir diplomat olarak çıktı Paris köyünde. Onlardan daha genç fakat paralel bir gidiş var. Şimdi mesela böyle insanlar var fevkalade bilen. Kimisi Baltık Almanı menşeli. Kime? Eski Rus ailelerinin çocukları. Avrupa'da okuyanı var, Rusya'da çok yok okuyanı var. Pushkin Avrupa'da okumadı. da okumadı. Bunlar hepsi orada okudular. Ama bizim okullarda da sanki o Avrupa kültürünü o alabileceği okula, bu kurucu evet, nesil kurucu hakim yani. Kurucu var, o Fransızca var, Farsça var. Şeye baksana Sicili Osmaniye'ye. Orada diyor evet. Orada işte diyor şey okumuş diyor, E Fransızca bilir diyor, Rumca tekellüm eder diyor. Edebiyattan Gülistan'a kadar geldi. Sadi'nin Gülistan'a kadar geldiyse Farsçı gramerin esasını evet, almıştır. Artık çok ve 500 ila 1000 kelimelik bir hazinesi vardır ister istemez. Bugün azine. bile herkesin başa çıkabileceği bir e Bugün bile 500 ila 1000 kelimeyle de konuşabilirsin. Bilmem ne mükemmel şakımazsın. 3000 kelimenin üstüne çıkmak çok az adama nasiptir. Mesela Fransa'da sana size söyleyelim hepimizin tanıdığı Şirak, Mitterrand falan gibi adamlar 7-8 bin falan giderler. Ne bileyim Churchill gibi adamlar. De Gaulle gibi belki. De Gaulle evet yani. Derler ben de çok tanıdım. Hayır güzel yazar. Bütün kurmaylar rahat. Konuşması da yazı şeyi ve çok tempolu Hayır, konuşması yani Fransız öğrenen insanlar de Gaulle hatıratı falan okumalıdır. Yani bu çok önemli. O zaten Karin ilk başlarında kitap da yazmış. Özellikle tank savaşı üzerine i̇şte falan. İşte o esenler. tank savaşı tankçı Peten de öyle yani onların mesela Fransızcaları iyi ve şey halka açık çok enteresan. Bu çok önemli. Mesela şimdi söylersem güleceksiniz ama şu Macron'un Fransızcası da çok kıyaktır açıdan. O normalyen değil fakat Siyanspo mezunudur. Yani Eko science normal süperiyörden değil. Ama yüksek okuldan, e ekollerden. siyas elitin geldiği okuldan, o okuldan değil, Siyanspo'dan maden oldu. Siyanspo çok iyi. Şirak okudu. Okul tamam. Fransızca da, yani Fransızca da çok iyi. Yani okuduğun zaman Fransızca'sını anlıyorsun. Mesela o Billa Revolution kitabı vardı seçimden evvel. Aklı başında kitap yani. Millet de o kadar boşuna rey vermiyor. Peki hocam Cumhuriyet'in bir sürü inkılap yaptı. 27'den 28'den. Sizce bunların içinde en köklü en kalıcı olanlar hangisi? Siz hangisini çok kalıcı olarak görürsünüz? Cumhuriyet için. inkılapların evet. hepsi bir bütündür. Hepsini bir. Yani bir olmadan hepsi, ötekini hayır, şey yapamaz. hepsi diye. 18 ve 19. asır tarihinde bilhassa problem yaratmış kurumlar çatışmalardır. Mesela hukuk. İşte efendim idare alanındaki reglemanlar batıllaşıyor. İdare hukuku diye bir kodifikasyon yok tabi ama ona giren şeyler. Ticaret hukuku, ticaret mahkemeleri deniz hukuku, ceza kanunnamesi falan. En son medeni kanun. Geliyor, kanunlar geliyor artık. medeni kanunlar. On son var. nokta artık değil mi yani? Hayır. Orada da mesela borçlardı. Efendime söyleyeyim şeyler fikri aynı haklar gibi bir fasıl mesela. Borçlar hukuku falan. Bunun gibi dallar hepsi biliyorsun mecellilerin içinde yer almıştır. Arazi hukuku ayrı bir daldır. O da ona dahildir. Aslında pozitif hukukla şeriatın bir şey girişimi. Ne mecellinin? var orada? Uğraşmadı Cevdet Paşa'nın daha doğrusu cesareti Aile çok hukuku. Bir. Aile hukuku bir, şahsın hukuku, hukuku iki. iki. Orada stop. O sonra yok hukuk aile kararnamesiydi evet. bilmem neydi. İşte ondan sonra usul, muhakemat ve işleyiş açısından 2. Abdülhamit devrinde noterlik ihtas ediliyor, savcılık ayrılıyor, avukatlık getiriliyor. Bunlar önemli. Bunların hepsi yapılmış ama iş geliyor geliyor oraya şahsın hukukuna geliyor. Oraya giremiyor. durvar sivil giremiyorlar. Evet, sivil, deniyorlar, bileyim. geri çekiyorlar. Nihayet 26 bunu hallediyor ve bence 26 nefis bir hak. Mesela karı koca mal ayrılığı rejimi vardı. İslam hukukundan geliyor diyorlar. Daha iyisi yok. Bence son yapılan ıslahat ne kadına ne kad erkeğe hak getirmiyor. Yani aile içi ihtilafları bilhassa boşanmalar gibi bir artık vakada ne büyük kazıklar atılmasını doğuruyor. Yani bu çok açık. Binaenle hiç konuşmayın. Hala reform falan diyoruz. Reformlar falan. Biz Cumhuriyet'in devrimlerinin ötesine geçebiliyoruz adamlar değiliz. Mesele bu. Geçmeniz isteniyordu. Ama geçemedik. O, o hayalin A gerisinde kalındı. Hayır, yani Orada hukuk şinaslık mesele. Bugün de bu hukuk şinaslık, hukuk eğitimi aynı mesele olarak önümüzde yatıyor. Evet o legalizm, onu yani, ne yazık ki. Üç mühendisliğe bak, şeye bak, tıbba bak, baytarlığa bak, bilmem kimyaya, eczaya falan bak. Biz üstlerinde ve önlerinde değiliz adamların. Bu çok açık bir şey. Onun için bunlar düşünülecek şeyler kültür konularında gerisindeyiz. Çünkü şu düstur yani bizim onurumuz varsa pantolonumuzda yama olabilir ama biz bütün bu dünyanın yüksek milletleri gibi tarihin bütün unsurlarını, ölü diri dilleri, bütün lisanları, coğrafyayı bilirik. Yani maziye, zamanlara, geleceğe ve ülkeye, dünyaya hakim olmanın yolu bu. Kurduğu fakülte öyle. iddialı Dil, tarih, coğrafya. Evet aslında çok bu. hırslı bir proje. Yani. Hırslı <laughs> ama öyle yapılır tarih. Yoksa öyle arkeolojiyi biz görmedik. arkeoloji. zaten Osmanlı'da yapıyordu işte. o Değil mi? Evet, Osman, evet, atar Hamdi Bey. Kadar. Osman, Osman Hamdi ve Bey. Ve bayağı Lübnan tarihini aydınlatan. Tabii Sayda kazıları. Said'e Sidon falan bugün tartıştık. Yani bir de tabii yanında Ernst Renan'ın Korp bu Skriptorum Semitik var. Metinler yani düpedüz Lübnan'ın eski dilini, Medyen dilini çıkardı ortalar Fenikeyi. Maltalılar da aynı dili konuşur biliyorsun. <laughs> evet evet, enteresan Ar bir şekilde. Lübnan, evet. İtalyanca konuşulan Yok, o başka. Onu bilir... Yok ama bir İngilizce de onun şeye giden bilir. Yo, bayağı bir koyu Arapça gibi bir şeyleri var... Bayağı benzeyen diller var. Işte Girseler Latin harfleriyle yazarlar. Şimdi böyle bir dünyada o ama Osman Hamdi Bey'in bilmediği şey klasik diller. Çıkardığı yazıları okuyamıyor. Bu bir problem. İşte Cumhuriyet DTCF, onu halletti. onu halletti değil mi? Edebiyat Fakültesi'nin iki <laughs> şey yardım etti. Birisi Rusya'dan kaçan alimler. İkincisi de asıl Almanya'dan itilen alimler. Ki Darülfünun'da bunlar çok tekrar reorganizasyonunda. Yani bana diyor siz diyor Yunanca öğrenemediniz çünkü Yunanları kovdunuz diyorlar. Yunanlar o dili pek bilmez. O kovduğumuz Bizim Yunanlarla yerler, ya da kovulan Yunanlılarla. o Yunanlarla aynı ki. Seninkiler senin koltuklarından öğrenmeye çalıştık o işi. Ne halt ettiğinizin ve ne yıktığınızın farkında değilsiniz hala. Herif <laughs> yar parası Alman kültürünün eski Yunan kadar önemli olduğunu bu dünyada farkında değil. Yahudi demiş kovmuş, komünist demiş kovmuş, bilmem ne demiş kovmuş. Kuş işte. Farkında evet. olmadığı için her zaman olur böyle şey. Tehlike. Evet. Onun için onlar önemli. Bunlar üstünde duracağımız şeylerdir. Şimdi biz bu yapıyla bir yerlere gitmişiz. Orada duraklama içindeyiz. Bir sürü şeyde ilerideyiz. Ordularımız ileride, bankalarımız ilerisinde, şirketlerimiz, managementımız, endüstrimiz ilerisinde, tıp mühendislik falan filan hafkeza. Fakat bu kültür konularında adım atamadık 36'ya göre. Bu çok önemli. Yani o ilk 15 yılın kazanımları aslında çok değerli Cumhuriyet evet, Onu geçemedik. Onu geçmemiz lazım. O dönemde çok ilginç. Mesela 1924'te Venedik'te bir Türk filmi ödül alabiliyor. Muhsin Ertuğrul'un bir filmi falan. Biraz kazınca çok şey de çıkıyor. Çok değerli şeyler de çıkıyor. Çok az imkanla yapılmış. Çünkü, ya da işte DTJF gibi bir şey kurabiliyorlar. İstanbul'u yani reform veseler, edebiliyorlar. E, dünya güzeli seçiliyor. Güzel. Evet. Ve tavırları belli bir hanım o. Evet belli bir Keriman kaliteyle taşıyabilen. Yani öyle Atatürk hmm. Cumhuriyeti'nin hatırına da güzel seçmezler güzel. Evet de. evet bir Mısır şey işte. O şey efsane o. <gülüyor> yani, <gülüyor> yani öyle şey olmaz. Var öyle. o yani evet. anladın mı? Var. Oraya geldi Türkiye yani. Nihayet işte bir memurun, bir uzmanın kızı ben güzel baba, ben güzellik müsabakasına katılacağım Bir de buna falan. izin vermeleri ya da işte Remziye Hisar gibi biri Sorbon'a gidip okuyabiliyor. Evet. Sonra geri geliyor, hoca oluyor, gene gidiyor doktora yapıyor falan. Buna izin veriyorlar, evet. bakanlık izin veriyor. Bakanlık gönderiyor ya, burada Bizantiniz bile gönderildi. Çocuklar tamamlayamadı o işi. Evet evet yani biz, yani... biz gönderdik, onlar tamam. Zaten bu Cumhuriyet'in ilk kuşağında bir idealizm de var. İkimizin de hocası, Halil Hoca da mesela. O bile. dendi O Cumhuriyet yapar. İdealizm o işte. Evet. Bana şimdi şey, Wittek demiştik ya. Yani, Wittek beni Halil mi dedi. Çok iyi Almanca bilirdi diyor. Aa Halil Bey çıkmamış Almanca. Tabii tabii. Ama geldim kendine söyledim. Bunu Almanca bildiğini söyledi. Çok iyi dedim. Ha eksik Alman'ın. Yok 48'de bir kere Amerika'ya gitmiş. O kadar. 48 değil efendim. Tweet'teki burada bulunuşu. 30'lar falan ondan sonra. Yok hayır. hayır. Halil'i ne alacak? İlk 40 çıkışı 40 Amerika'da. Abi. 48'de bir ee, senedir. Dedim ne? şey dedim yani. Sen bu kadar Almanca biliyorsun da niye bana çevirttiriyorsun ocağımda sarsılsın sus Şuraya bak Ben de bu şeyde kitaplarını da ben çevirmiştim evet doğru. Ben, <laughs> ben, ben, de, de, ben Tabii tabii. <laughs> o demek ki çok dil bilen insanları dediğim gibi. Sen var mıydı o çevirdiğiniz şeyde onun hakkında yazdığımda? Hayır yoktum. Ha, bu, bunu yazsan birçok orijinal kendi de belki evet. çünkü ama yani bu böyle realitedir bu Fransız öğreniyor falan. Bozkurt'ta bunlar öğrenir mi ya? Biz burada öğretemiyoruz. Çünkü. Tabii tabii o Ankara'nın yani niye bunu bilmiyorsun diye ben kolejde okumadım diyor herif. Ha biz hepimiz kolejde okuduk anam dedim serseri. Bu Halil Hoca'nın ya da Kırklar'ın ya da Fuat Köprülü gibi biri yani Fuat Bey gene az bilirdi o takımda. Ya ama hocam Sorbon'da yani Türkçe yazılıp bir şey İtalyancaya Fransızcaya 30'larda çevrilmesi hani uluslararası standartları yakalamış o millet çevirir onun yazdıklarını. Bir kere Fuat Bey çok iyi Türkçe bilirdi. Halil Bey de öyle. Ve Türkçesi edebiyat backgroundları olan insanlardı. Şimdi milletin Türkçesi de bozuk elhamdülillah. Doğru dürüst Türkçe bilen yazan adama pek rastlamıyorum. Cumhuriyet'le ilgili hatıralara gibi. baktığımızda Falih Rıfkı'sından Şevket Süreyya ama sonra, Türkçeleri çok Türkçe, güzel. Ama ha, ha. Lan, evladım deyip bunlar harbe giren nesil. Birinci harbe bizim Birinci Harp'te Kurtuluş Savaşı'nda falan kaybettiğimiz şühedamız bunlar içinden böyle doğunun batının efendileri çıktı. Mesela şimdi Ayla Erduran'ın babası hekim. Yedek hekim orduda subay. Behçet Hoca. Bu sonraki Ordinarius profesörümüz. Yani bu çocuk öyle bir çocuk. Yani Çanakkale'de çadırda. Sigara içmeye çıkmıştı. O arada herifler füze gibi şey atıp Britanyalılar uçuruyorlar orayı. Edepsiz herifler hastanede şey yapıyorlardı, hedefliyorlardı. Hatta içeride bir İngiliz yaralı hasta da yatıyormuş falan. Böyle bir şeyler var. Şimdi yani bu nesiller kalanı doldu, ölünü doldu. İşte sigara içtiği için kurtulan oldu. Aynen. Çadırı terk ettiği için bombadan kurtulan dolu. oldu. Evet demiş ki senin keseceğim bacağını demiş İngiliz'e. No I'm going to England demiş. Her halüsinasyon görüyor. Gitmiş işte England'a. Yani o evet. çok korkunç. Korkunç. Yani bu da o arada gidebilirdi. Ameliyatı yapıyor olsa. Korkunç bir şey. Ama o neslin, Cumhuriyeti kuran neslin hayat tecrübesi de çok. yani sadece Mustafa Kemal'in hayatına bakıyorsun. Bir Picardi'de, bir Trablus'ta, bir elçi, bir e, inanılmaz Zaten bir... hayır mesela bunlar CV yani. çok yani, enteresan anlamadım. şey. Şimdi bizde askerler ele muhafaza ederler bunu. Diğer meslek temsilcileri için dış temsil çok zor bir şey. Yani çok azı üstünden geliyor. Bu çok önemli. Mesela tarihçilerin eğitimi var bu konuda. O zaman mesela şimdi Enver Paşa Berlin'de herkese epate ediyor. Yani bu diplomatlik gibi kurmay. Atatürk'e Mustafa Kemal Bulgaristan'da Efendim Kazım Bey gitmedi orada da. İsmet de gitmedi ama. Ali Fuat Cebesoy. Ali Fuat zaten o. E, Rauf e, Orbay, e, Washington'a falan yolu. Orbay o, o da öyle yani onlar hepsi şey. Bir de böyle çok paşazade İstanbul'un seçkinlerinden gelenlerin subay olması vardı. E, Nazım Hikmet'in soyu dolu öyleleriyle falan mesela. Onlar var ama bu enteri bunlar her şeyi yapabiliyorlar. Yani bunlar seçkin. Türkiye'nin seçkinleri ve beyner milerleri, mondan adamları. O zaman hariciye silki çok dardı. Çünkü devlet çok azdı. Türkiye büyük kadrolarla temsil edilmezdi zaten. Ama asker sınıfı için aynı şey söz konusu değil. Bayağı böyle bir monden bir kitlesi vardı Türklerin asker arasında. Ve taşıyıcı blokta o kültürel devrim taşıyıcı ne oluyor zaten? Çünkü, çünkü biraz da şey ya, yani bir kadro meselesi ya bu. Evet. O kadronun ileri taşıması lazım. Siz diyorsunuz ki ilk 15 çok özel bir yıl, ilk 20 yıl çok özel bir Türkiye ondan sonra o kadar ileriye götüremedi. Yani götüremez. Götürücü yer var götüremez. Ya yani da her yerde kültürel mevzular da götüremez. Bizim düzeltmemiz gereken şey, Cumhuriyet'in marifi eşitlik veriyordu. Bunu köyden çıkan hoca da söylüyor. Bizim şey gibi Nermin Abadan Hoca gibi böyle e, bu peşte de doğan anası Macar baronesi babası şey efendim kereste taciri zengin bir adam. O da söylüyor yani bir çöküntüden dolayı okuyamaz hale gelmiş Türkiye'ye sığınmış göndertmiş kendini. Söylediği o Macaristan'da kalsam okuyamayacaktım diyor burada okudum diyor bu çok önemli. Burada da başka bir kimsesi yok devlet kız lisesi. Bir sınıftan dört tane kız profesör çıkıyor. Üçü benim oldu hocam. Dördüncüsü olamaz matematik profesörüydü. O üçü kimdi? Afetin falan mı alındı? Hayır. O sınıfın kızlarını biliyorum ben. Nermin, Nermin Abadan. Mübeccel Kıra. İkisi de Kıra. hocam oldu. Bir de dil tarihte Zeynep Korkmaz Nermin. Hanım oldu. Tanırdı o beni. Yani o dönem hakikaten etkileyici bir şey. Şimdi mesela 1927'de Türkiye'de 13 milyon adam var. Almanya'da 50, 60 milyon nüfus var. Yani Ama o kadar... ya o çok ilat insanlar çıkıyor. Bunun neticesini görüyorsun. Benim kitapta var mesela. 55 yılında Yeşil Yurt yeni kuruluyor. Onların bir plajı var. Şeyde görüyorsun onu mesela uyduruk çatma çıpak şeyler, kabineler falan. Hanımların arasında bir anlaşmazlık çıktı işgal yüzünden. Kavga şöyle gidiyor. Hangi selahiyetle bu tanzimatı yapıyorsunuz hanımefendi falan diye. Yani öyle mi efendim? Demek muhtar beyin engellisiniz. Gelinin bu nabeca hareketine çok dilhun olacaktır. Bir garip Türkçe Britanski leydiler gibi çay içiyorlardı diyor. Yeşilköy'de bir müddet sonra Rus misafirlerimiz var üç dedikoducu kadın. Onlara diyordu böyle turçankalar diye laf atıyorlar ya bizimkilere. Bu, ben böyle bir şey görmedim. Yani bu aynı kitleden bir uçakta business class kavgası gördüm. Yani son kelime çok enteresan. O bilmem ne diye bitti böyle. Nereden bunlar gemilere binip nereye gitti? öbürleri nereden geldi? İnsan düşünemiyor. Yani kafanız alamıyor bu değişmeyi. Bunlar işte hepsi cumhuriyetin kültür devrimini tamamlayamamaktır. Çok önemli bir şey bu. Yani fiziksel yani, evet. başarılara Ki, kültürel başarılara... Yayamıyorsunuz. Başlayan şeyi yapamıyorsunuz. Orada nüfusun çok nüfus artışı şey olabilir mi? kat Vallahi tartılması. nüfus arttı mı arttı kardeşim. İnsan her zaman seçkin insanları, yetenekleri bulur, yetiştirir. Nüfus da ona göre çok artar. Bütün artan nüfusu şey yapacak değilsin. Ama insanları kaybetmezsin. Yani bugün İstanbul'un varoşlarında kim bilir kaç tane büyük yazar, büyük hoca kayboluyor, gidiyor. Sen böyle böyle bir okul sistemiyle bunu halledebilir misin? Türkiye'nin eğitim sistemi eşitlik verici değil ki. Özeli bir başka hastalık resmisi de kendini ona Evet o cumhuriyetin yani eşit vatandaş şeyinden biraz çıktı. Sen diyor, öbür mahallede oturuyorsun. E buraya geliyorsun. Gelince bu kadar para vereceksin diyor. Ben böyle bir rezalet duymadım yani. Okulun park yerine otoparka şey yapıyor. ki çok, çok enteresan. Diyor. Okul bahçelerinde otopark yapıyor. Serseri midir nedir bunlar yani? Bu nasıl bir okul, nasıl bir devlet anlayışı, nasıl bir toplumculuk. Ya böyle bir şey İngiltere'de falan yok ya. Yani o kılı kıyafet kepazeliği nedir? Üniversitede bile Jaguar'la derse gelen hocalar var. Böylesine ayıplarlar Britanya'da biliyorsun. Evet evet. Yani Britanya'da çok ayıptır kendi üniversitede göster çocuklar da gösteremez ki bu monarşi. Cumhuriyet Fransa'sında malzeme yani. aynı kullanılır. Bizimki gidiyor orada çocuğunu okutan abi kaliteli bir şey yok mu diye. Böyle bir şey olmaz yok. Çocuğunu tatile götürsen bile başkalarını onunla götüremezsin. Hepinizi okuldan atarlar. Efendim bunlar çok mu sosyaliz, eşitlikçi öyle bir şey yok estağfurullah ama okulda o tip insan O formatif yılda vatandaş yetiştirecekse evet, o eşitlik Evet Okulda üzerine. o tip insan yetiştirmiyor. İlerideki hayatta herkes ne halt eder bunu da önlemek kolay değil. Ama gene de farklı olur tabii. Evet. Burada böyle oldukça Bunlar olamaz. Aslında bir yani Fransız çok... modelinden Amerikan modeline geçiş gibi bir ne, şey olmuş. Ne geçtik sadece. Amerika'da da yani böyle bir pazarlık görmedim ben yani. Kusura bakmasın kimse bu Türkiye'nin kendine has bir hastalığı çıktı bu. Demek bu da bir model. Mesela Rusya bu kadar sosyalizm, bu kadar komünizm işte çıktı ortaya. Yeni zenginler böyle bir sınıf var. Bir anda var fırlayıverdi yani. evet. E ne oldu biliyor musun sen? Hı, yok gittim benim ders verdiğim Moskova'da. <laughs> Yemekhaneye ayrı gidiyorlar, ücret ödeyenler orada yiyenler, öbür fakir fıkara bazen hocalar da dahil olmadık yerde yemek yiyor. Bir şey olabilir mi ya böyle bir üniversite modeli olabilir? Bu okulda Tabii. mı oluyor? Evet. Üniversitede parası olanlar derhal belli oluyor, ayrılıyor, ödeme yapıyor. Yani kurum da onu ayırıyor. Valla ben o sınıfların birine girdim sonradan. Yani buraya gir, bir daha ölmez. Zenginler o önde var. mi oturuyor hocam o sınıfta? <laughs> Ona geliyor. Önde oturuyor değil, bir havalarında bir küstahlık var, yemez. Asistan, asistan gibi çünkü oradan eski Rusya. Evet. Çocuklarda yok o hava öyle insanlarla biz temas edemeyiz. Bizim kuşak edemez ama muhtemelen yeni kuşaklar edebilir. Evet Çünkü biraz daha böyle Okul o, o kültürde yetiştikleri İşte için. sana Avrasya'nın eğitim modeli. Ama hep aynı şeye geliyor. Aslında <laughs> iş eğitim, bu tevhidi tedrisatla falan birçok şey sorun çözülmüş 20'lerde falan. O tevhidi tedrisatla bir şey yapılmak istendi. Yani uzun gene Tanzimat'tan gelen bir problemi çok güzel çözüyorsun da. Yani İşte Burada bilmiyorum böyle oldu. Yani, yani o nasıl, cumhuriyetin oldu. eğitim problemi. Bunu nasıl çözersin bilemiyorum. Bu bir jenerasyon. Peki son sorumu soruyorum hocam. Evet. Sizi de yormayacağım. Cumhuriyet'in bundan sonraki, ya ikinci yüzyılda en büyük problemi nedir, en büyük şansı nedir sizce? diyeyim Cumhuriyet'in evet. bundan yani sonra Türkiye Cumhuriyeti. Problemi Problemini yani. az çok söylediniz. Eğitim Vallahi ve kültürel meseleler. bu. Bu maalesef. Belirli grupların belirli mekanizmaları kendine göre yontması. Partilerin çeşitli zümre davranışlarına göre, etnik davranışlara göre şekillenmesi, üye kompozisyonlarını doldurması. Bu çok tehlikeli. Tekrardan çok o de, millet sistemi gibi oluyor. Kitle partisi diye bir şey kalkıyor ortadan. Yani demokrasilerde vardır böyle mezhep partisi yok bilmem etnik parti falan. Ama, ama hepsi de öyle oldu. Kitle abi. partileri kitle partileridir. Yani şimdi müsaadenle. Labour parti. Labour partileri ne bilmem neler. Konservatifler konservatiftir. Bu burada yok. Ben bunu çok tehlikeli görüyorum. İkincisi tabii fevkalade düşkünlük var.

tüketimde falan bir ayrılık var. Yani millet çok bölünmeye hazır tüketim yoluyla da onların hepsini Yani o eşitlik lazım. ilkesine yani sahip çıkmamız ve lazım. Ve marifin hiçbir zaman eşitlik olamaz bu toplumlarda. Yani en azından hukuki İnsanoğlu anlamda. İnsanoğlu şey... eşit olamaz. Yok öyle bir şey. Yani kendi yok eder bunu. Fakat şu çok açıktır. Herkese bir eşitlik fırsatı verir. Evet yani fırsatta eşitlik. Çünkü en büyük eşitsizlik zaten zekadır. Siz zekası ve hafızası hızası ve kabiliyeti farklı olan insanları başka tür mekanizmalarla yok ederseniz orası ayvayı yer. O da başka bir eşitsizlik yaratıyor ya. zaten O başka mantığı... tür eşitsizlik değil. O katastrof yaratır, facia. Sen düşünebilir misin? Zeka, talent az bir şey. Yani dört tane kardeşin dördünde de böyle bir şey olmuyor. Yok yani. Çok nadir. Onu bastırıp? Şimdi sen orada o talenti falan kullanmak, ayarlamak, seçmek, yetiştirmek yerine bir takım saçma sapan mekanizmalarla işte konsuma dayanan bir okul sistemi, tüketime dayanan, bilmem niye dayanan birini yok ediyor. Ne oluyor? Batıyorsun o zaman sen çünkü yapamazsın başka şey. Böyle bir cemiyetin yaşama şansı yoktur. Yani sen mesela git bütün kabiliyeti olan müzisyenleri sıradan çıkar sadece iyi aile çocuklarından piyanist yapacağım de yapamazsın ki. Bu verdiğim misal de çok yaygın Türkiye'ye birçok dallarda. Yani olmaz öyle dar bir sınıftan dahi çıkmaz çıkarsa da yetmez. Yani o böyle feodal Avrupa'nın aristokrasi gibi bir yetmez, şey oluyor. Hemen. o kaynaklar da yok ayrıca o yok, dar orada, şeyin orada elinde. Kaynak, 15. 16. Yani. Peki fırsat olarak ne görüyorsunuz? Fırsat yani, bu, bu. Fırsatı bunu... böyle evet bu. bu. Söylüyor Nermin Hoca. Bir Macaristan'da kalsam olmayacağı Belli işte Macaristan onun için hapı yutuyordu. Biz gittik. Tepeye çıktık. Çok doğru. Evet. Çok teşekkür ederim dağlı. hocam. Cumhuriyetin 100. yılında sizinle konuşmak istedik. Biz pek sık da görüşemiyoruz. Görüşmüş olduk. Dağlı, dağlı. Çok, çok teşekkürler. Oldu. Tekrar. Evet. Dağlı. Tekrar. Dağlı. Evet. Cumhuriyetin 100. yılında Profesör Doktor İlber Ortay'la Cumhuriyeti konuştuk. Cumhuriyetin nesillerini konuştuk. Kökenini konuştuk. Türk modernleşmesi içinde dününü, bugününü konuştuk. Bizim denizini çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.